Evet. Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayınla beraberiz. Bu deminki, şimdiki gösterdiğim yer metro istasyonu. Bir hışırtı duyduysanız metro geçti yerin altından. Onun sesiydi. O yüzden hiç konuşmadım. Zaten birazdan Rotterdam'da sokak gezmesi yapacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Burası Rotterdam Blok, tren istasyonu. Burası tramvay istasyonu. Şu altı da metro istasyonu. Küp evlerin orası burası. Burası da kapalı pazar, Martal. Şu anki bulunduğumuz konum bu. Bugün öyle normal sokak gezmesi yapacağım. Pek bir tarihi yer görünmüyor. Normal yol yürüyüşü yapacağım. Dediğim gibi burası metro istasyonu. Şu an tramvay geçecek. Gördüğünüz gibi Rotterdam'ın tramvayı. Bu zaten üstü açılıyor bunun. Hani herhalde bunu acil müdahale yapmak için yapmış olabilirler. Çünkü bir delik koymuşlar böyle. Üstü ızgarayla kapalı. Ama bunun altı metro istasyonu. Everyone welcome. This is my live video. Here is Rotterdam Blok. You can hear there is Rotterdam Blok train station. And here is metro station. And here tram station. And you can hear see Kubus home. And here is Martal. Close shopping center Martal. Everyone welcome my video. Evet, videomuza başlayalım. O videonun başlangıcında duyduğunuz bir hışırtı sesi, metro geçiyordu. Onun sesiydi. Burası Rotterdam şehir merkezine gidilen yol. Beurs diyoruz biz burada, şehir merkezinin ismi Beurs. Burası normal yaya yolu. Yani Hollanda'da tüm kaldırımlar bu kadar geniş değil, bazıları geniş. Bu bisiklet yolu. Gördüğünüz gibi burada doğasıyla Rotterdam böyle. Orası gene küp evleri. Hava kapalı ama sıcak, soğuk değil. Tahminim 23-25 falandır. 23 ile 25 arasıdır. Bugün yağmurluydu birazcık. Bu da benim. Bugün sadece Rotterdam sokak gezmesi yapacağım. Uzun zamandır video açmamıştım. Aynı zamanda hem Instagram'a hem de YouTube'a koyacağım bu videoyu. Rotterdam Hollanda'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Normalde herkes Amsterdam'ı beğenir. Ama Amsterdam aslında o kadar da amşamlı, birazcık abartılı. Tıpkı Türkiye'nin Bodrum'u gibi. Fiyat olarak her şey abartılı. Şöyle gördüğünüz gibi. Yer geçidinden de geçtik. Bakın binalar böyle, duvarları. Hollanda'nın binaların duvarları böyle.
Buraya tekrar gördüğünüz gibi kaldırım azaldı. Kaldırımla yol aynı hizada. Öyle büyük değil. Yalnız burası sadece gidiş. Galiba ileride yol tamiri olduğu için geri dönenler de var. Ama normalde burası gidiş oluyor, karşısı geliş oluyor. Bu da eve çıkış. Böyle gördüğünüz gibi eve çıkış dik merdivenle. Yalnız Rotterdam'da genellikle bir eski evler var. Yeni evler azdır. Ama hep eski evler var. Mesela benim kaldığım ev 1952'de yapılmış. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Hollanda'ya verilen tazminatla yapılmış. Hatta evleri birbirine benziyor. Tip olarak. Bugün cumartesi her yer kalabalık. Gördüğünüz gibi burası bir restoran. Tıklım tıklım, hani içeriye gir, oturacak yer yok. Ama sözde hani ekonomik kriz var diyorlar da, yani Hollanda'ya vurmamış. Sadece dünya batar, Hollanda batmaz. Hemen şuradan da geçelim de yeşil yanıyorken. Bisiklet yolundan da geçtik, evet. Şimdi burayı tamir almışlar. Buraya ne yapacaklarsa. Çok şey yani, kapalı bir yer. Buraya bir şey yapacaklar yukarıya, çünkü yukarıyı kapatmışlar. Burası tramvay yolu. Evet, gördüğünüz gibi tramvay durdu karşıda. Burası tramvay istasyonu. Mesela nereye gidiyormuş bu? Buraya gidiyor. Şimdi burası tamir olduğu için bisikletler tramvay yolundan gidiyor ya da skuterler. Tabi tehlikeli yani. Şöyle bir arka sokaktan gitseler. Çünkü tramvay yoluna ben pek güvenmiyorum. Buraya yaya geçiş çizmişler yeni. Tabi burası tamir olduğu için burada yürüyebiliyoruz ama normalde yasak. Gene de kaldırma çıkalım. Şöyle binalar gördüğünüz gibi. Normalde ben bu videoyu dün çekmiştim. Sağ olsun telefonum WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Tüm videom silindi. Yani 1,5 saatim boşuna gitti. Burası iş anı. Büroların ofislerinin olduğu yer. Buraya kimisi satılık, kimisi kiralık. Ama bunların kiralık sistemi şöyle. Bir tane şirket gökdelen yapıyor.
işte 30 katlı, 20 katlı. Bunları saatlik kiralıyor toplantı amaçlı. İş görüşmeleri için toplantı amaçlı. Here is Rotterdam Centrum Beurs coming now. There is Centrum and there AS Hospital. Şu an Centrum'a geldik, Beurs'e. Şimdi anlatacağım. Az yaklaşmam lazım. Şimdi burası Centrum oluyor. Beurs. Şu arka taraflarda Türk konsolosluğu var. Bu tarafı da göz hastanesinin olduğu yer. Yani şunun arkası Türk konsolosluğu. Here is Centrum and here is Turkish consulate and here is AS hospital. Okay, we go. Evet, şimdi yürüyüşümüze devam. Burası Rotterdam'ın trafik olarak en kalabalık yerlerinden bir tanesi. Hani bir Erasmus köprüsü var, kalabalık olan. Bir Maas tünel var. Bir de burası var. Buradan metro girişi var. Aşağıdan karşıya geçebiliyorsunuz. Bakın metro girişi. Buyurun. Buralar komple gökdelenlerle dolu. Mesela bu da. Yani araç trafiği olarak burası kalabalık. Şimdi birazdan alt geçitten geçeceğim. Alt geçitten Coop Kut dedikleri açık AVM'den ondan sonra Stadthaus Büyük Belediye'nin karşı sokağına geçeceğim. Duruma göre bakarım. Belki karşıya geçip oradan eve de geçebilirim. Hava şartlarına göre. Şimdilik böyle giderse yaparız bir şeyler. Mesela bu saatte tüm mağazalar kapalı. Ama gene de hani insanlar gezmeye çıkıyor yürüyüş yapmak için. Eskiden burada SNA vardı, giyim mağazası. Kapandı, başka bir yere açıldı. Birazdan yanından geçeceğiz. SNA, birazdan göstereceğim. Burası şehir merkezi. Karşısı da çarşı. Centrum, mağazaların olduğu yer.
Onun videosunu yaptığım için pek oraya gitmeyeceğim ama onun yakınından geçeceğim. Birazdan zaten karşıya geçip şöyle düz gideceğim. Şuradan aşağı ineceğim. Alt geçitten karşıdan çıkıp böyle gideceğim. İşte burası Kovukut dedikleri açık AVM. Birazdan birinci katında göreceğiz zaten. Bakın Hollanda'ca yazı. Merak edeniniz varsa nasıl yazılıyor ne falan. Monkey. Kapalı tabii ki. Şu an saat adı 7 falan. Zara. Hah, böyle durun yolda. Durun. Çocukken hiç unutmam, şu çatılardan vinç giderdi diğer çatıya. Bakın bunda var mı? Var. Ama bunu sürekli görürdüm böyle. Upuzun. Tutup bir yerden alıp öbür bir yere götürdü. Onu çok sık görürdüm ilk başlarda. Hatta çocukken onun üstüne çıkıp orada böyle hani bir yerden bir yere götürüyor ya. Orada oturmak ve yukarıdan yerdeki insanları izlemek istemişimdir hep. Bak, şurada kapalı olan mağaza buraya taşındı. Seyna. Kıyafet mağazası. Şimdi yok da eskiden her mağazanın bir kapısının önünde oyuncak olurdu. Mesela bunda at oluyordu, siyah at. Hani Hollanda'nın hangi şehrine gidersen git siyah at oluyordu. 1 euro atıyordun işte 5 dakika mı 3 dakika mı attık gidiyordu böyle. Hani şey hareket ediyordu çocukken. Tabi onların hepsini kaldırdılar. Mesela Heyman'ın şeyi meşhurdu, helikopteri meşhurdu. Burası içki mağazası Hünkemöller. Yani Hollanda'nın Victoria's Secret'i bu. This is like Victoria's Secret Dutch. Here is open shopping center, Rotterdam. Name is Koop Hoed Rotterdam. Burası açık AVM. Zaten buranın videosunu iki kere falan yaptım ben. Yılbaşlarında buraların süslemeleri çok güzel oluyor. Çam ağacı getiriyorlar dev. Ondan sonra kırmızı ev var böyle. İçine girip fotoğraf çekiyorsun. Benim Instagram şeyimde var zaten, fotoğraflarımda görebilirsiniz. Aralık ayına bakarsanız her yıl Aralık ayında gelip buralarda bir fotoğraf çektiriyorum ben. Annemle birlikte. Yürüyen merdiven. Orası. Bak bunun üstünden araçlar geçiyor. Yani tramvay geçiyor, araba geçiyor. Şimdi alttan gidiyorsun. Buradan metroya da binebilirsin. Normalde ilerideki yol kapalı. O yol açık olsaydı oradan büyürse gidebiliyordun da. Belli bir saatten sonra o yolu kapatıyorlar. Merdivenden yukarıya çıkıyorsun, direkt büyürsün sentrumda. Bak,
bir tane gürültü geliyor. O gürültü yukarıdan şimdi tramvaya geçiyor. Onun gürültüsü. Burası metro girişi. Eko diye bir mağaza. Görüyorsunuz burası komple. Yaş. Only. Primark. Çin pazarı. Kıyafet mağazası. Bunun için Hollanda'ya gelenler var. Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan. Bulunduğu şehir, her şehirde var bu Hollanda'nın. Hani Amsterdam'a, Rotterdam'a geliyorlar. Aslında Rotterdam deyince şöyle bir şey var. Şimdi Hollanda'nın Almanya sınırında Arnhem diye bir şehir var. Almanlar Arnhem diyor. Arnhem. Hollandalar Arnhem diyor. Mesela orada bizim Türkler tabii sevgili yapıyor ya. Aileleri görmesin diye trene atlayıp Rotterdam'a geliyorlarmış. Kaçamak yapıyorlarmış. Sevgilileriyle birlikte. Kaçamak yapıyorlarmış. Sevgilileriyle birlikte. Şimdi birazdan belki buradan karşıya geçebilirim. Bilmiyorum. Geçsem mi geçmesem mi? Geçmesen daha iyi olur. Sonra yaparım onu videosunu. Ama bakalım belki dönüşte. Çünkü gene bu yoldan döneceğim. Burası Bahnhof. Here is a business shopping center. Boğazıma bir şey kaçtı. Here is a business shopping center. Bahnhof. You can see. Evet, Bahnhof, you can hear see. Name is. Burası Bahnhof. Hollanda'nın en pahalı kıyafet mağazası. Yani tüm markaların hepsi burada. Normal bir mağazada atıyorum 80 euro ise burada 130 euro. Mesela biz burada bir gözlük beğenmiştik. Başka yerlerde işte 230'da, burada 280 falandı. Gördün mü böyle? Decoration. It's nice, beautiful decoration for Kovkut. Thank you. And thank you for Bahnhof. Dekorasyonu güzel yapmışlar, süslemeleri. Yani burası pahalı kıyafet mağazası. Markaların kalitenin olduğu yer. Şimdi biz şöyle bir şey göstereceğim. Biz demin karşıdan geldik. Merdivenden indik. Sonra böyle geldik. Böyle de buraya geliyoruz. We coming there and there and coming to here and now we are here. And we go no. We go no. Go. It's no good go. It's go. Yeah, you can.
Ayrıca burada güzel kızlar da çalışıyor. Zaten pahalı yerlerin personeli güzel oluyor. Ucuz yerlerin personeli çirkin oluyor. Hani bir mağazaya girin, personeli çirkinse orası ucuzdur. Güzelse pahalıdır. Dünyanın her yerinde böyledir. Tabii Sovyet ülkeleri hariç, çünkü orada çirkin kadın yok. Çünkü sebebi de şu. Eskiden güzel kadınları cadı zannedip yakıp öldürüyorlarmış. Tabii Sovyetlerde de çirkinler cadı sayılıyormuş. Sonra tüm çirkinler işte dünyanın diğer yerlerine kaçınca güzel kadınlar Sovyet ülkelerinde kalmış. O yüzden orada çirkin kadın çok nadir var. Ancak mültecidir. Yani. Bakın böyle her yer ağaçlandırılmış. Şimdi bazılarınız diyecek ki ya sokak ne kadar temiz. Aslında çok da temiz değil. Hani sigara izmir, sakız şeyleri falan var. Tabi bu kamerada pek şey görünmüyor. Hani en temiz ülke ben Sovyet ülkelerinde gördüm. Gördüğünüz gibi böyle. Birazdan arka taraftan karşıya geçip bu taraftan yürüyüş yapayım diyorum. Karşıdan da yürüyüş yapayım diyorum. Ya da yapmayayım, onun videosunu sonra yapayım diyorum. Çünkü orada polis karakolu da var. Onun da bir şeyini falan anlatmak, göstermek istiyorum. Orada çünkü bir ev var. Çünkü biliyorsun hani bakmayacağınız için videoya o kadar uzun. Onlar arada kaynayacak. O yüzden şey yapayım diyorum. Şimdilik bunu yapacağım. Gördünüz. Evet, motor da bize selam verdi. Evet, geçebiliyoruz. Lan şu Araplar kafamı karıştırdı ya. Geçeyim mi, geçmeyeyim mi? Millet bakıyor, durunca diyorum Allah Allah ne oluyor? Araba bir şey mi geliyor falan. Kafam karıştı. Burası aslında tren yoluna giden yol. Ana merkeze gidiyor tren yolunun. İki tane tren yolu var zaten. Rotterdam Block, Rotterdam Central. Alexander Rotterdam'a bağlı galiba, onu bilmiyorum da Alexander'dır olması lazım. Var tren istasyonu da o Rotterdam'ın bağlı, onu tam bilmiyorum. Bu yol hiç unutmam. Ne zamandı? Ramazan bayramına 10 gün kala Türkiye'ye gideceğim de bu yolda sabah gitmiştim yürüyerek. Zifiri karanlık, sessiz, araba bile geçmiyor. Bir de ilk defa tek yürüyüş yapınca birazcık da korktuk da diyebilirim. Yani çünkü çok sessiz, hiç araba yok. Bisiklet yok, insan bile geçmiyor. Tek benim yolda. Karşısı Stadthaus, belediye binası, evlendirme dairesinin olduğu yer. Bunun videosunu yarın yapacağım. Çünkü bu video birazcık uzun olduğu için onun videosunu bir yarın yapmayı düşünüyorum. Aynen yarın çıktığım zaman yarın yapacağım. Tarihi bir bina burası. Stadthaus, yani belediye binası. Hani evleneceğin zaman buraya geliyorsun. Aslında bunun içinde çekim yapmak yasak. Ama benim Instagram fotoğraflarımda var bu Stadthaus. Arkasında bir bahçe var. Rengarenk çiçeklerle kaplı. Ve çok güzel de kokuyor. Ama tabii video fotoğraf çekmek yasak. Ben ilk çektiğimde
fotoğraf çekmiştim ben. Insta'ya attım, bunun da burayı da etiketledim. İkincisinde de video yapmak istediğimde güvenlik şey demişti. Burada video çekmek yasak demişti. Ama çok güzel bir bahçesi var içinde. Rengarenk çiçekler var. Hani şu çok güzel de çiçek kokuyor yani. Asma yapraklar var. Dekorasyon olarak çok güzel. Ama giriş yasak. Pardon, giriş yasak mı bilmiyorum ama ben girdim, hani bir şey diye normal, ama sadece fotoğraf video çektiğim zaman güvenlik geliyor. Yasak diyor. Burayı da kapatmışlar. Galiba bu etkinlik metkinlik bir şey olacak galiba. Burayı böyle kapattıklarına göre. Bazen koşu yarışı ya da bisiklet yarışı falan düzenliyorlar. Ya da burayı tamir aldılar. Öyle kaldı hani. Bazen çok farklı. Şöyle scooterlar. Burası da tren istasyonu yolu. Buradan tren istasyonuna gidiyorsun. Bu yoldan. İşte o gece gidince yanlış yerden karşıya geçmişim. Karşında yürüyecek yol yok. Tramvay yolu var. Hani az ileriden gitmem lazımken ben erken karşıya geçtim. Erken karşıya geçtiğim için de o yol kenarında kalmıştım. Allah'tan sabahtı. Gündüz olsa illa bir araba çarpardı yani. Burası gördüğünüz gibi tren istasyonuna giden yol. Karşıya gitmeye gerek yok zaten. Buradan geri döneceğim. Belki büyürse gidip orada videoyu kapatabilirim. Geldiğimiz yoldan geri döneceğim. Aynı yol. Böyle bisiklet motorları ortaya koyulmuş gitmişler. Kenarlar sanki yokmuş gibi ta ortaya. Şuna bak, adam ortaya koymuş. Şu bak ne kadar güzel. Hollanda bisikletiyle meşhur. Ama sağa sola bisiklet bırakmalarıyla da meşhur. Mesela köprüden geçerken bazılarının kaldırımları dardır köprünün. Mesela oraya adam koymuş bisikletini. Ha, burası güzel yere benziyor. Bir yere gelmek lazım. Ortam güzel, sevdim. Gelmek lazım bu aralar. Yemek yedim. Yemek yemeseydim otururdum da. Şimdi yemek yedim. Şöyle 2 saat bir şey yiyip içmemem lazım. Bayağı kilo aldım. 82 kiloyum. Aralık ayında 78'dim. Şimdi 82 oldum. Litvanya ve Letonya'ya gittiğimde 68'dim. Aralık ayında 78 oldum. Şimdi de Haziran ayında 82 oldum. 100'e kadar gider galiba. Daha gene zayıflamam lazım. Yani yürüyüşe başladım. Günde en az 2 saat yürümem lazım. Yemeği de azaltmam lazım. Zaten eti azaltsam kolay. Çünkü ben fazla et yiyorum. Etçiyim ben. Tavuk sevmem de. Kırmızı et severim ben. Kuzu, dana, koyun.
Ama artık birazcık zayıflamak lazım. Çünkü birazcık kilo kontrol altına almam lazım. İlk başlarda fazla önemsemedim. Çünkü yıllardır hep zayıf gezdiğim için. Eskiden ben 55, 58, 55, 58'dim. Kaçılar da gidiyor. Şimdi demin arkada konuşurken dinledim de söylesek de bizi de çekse mi diye sordu. Sonra yanındaki kız sussuz güldü. Ben de çektim. Haberler olmadan ama. Ben niye geçmiyorum? Allah Allah. Ne oluyor be? Oho. Adamlar düğmeye basmamışlar ya. Tıranmaya gidiyor. Allah, normalde bu kadar uzun sürmüyordu. Galiba şeye kaçırdık, konuşacağım diye. Evet. O da elde adam 5 dakika sonra aklına geldi değil mi? Düğmeye basmak 10 dakika sonra aklına geldi. Helal. Burası otel var burada. Bu arka taraflara geçen bir yürüyüş yaptım ama pek bir şey yoktu. Rotterdam artık komple Rus, Ukraynalı doldu. Ki bence iyi oldu. Yani Arap görmektense Rus, Ukraynalı görmeyi tercih ederim. Çünkü Rus, Ukraynalıların burada faydası var devlete. Hani çalışıyorlar, bir şeylerle uğraşıyorlar. Öyle pek Araplar gibi hani yan gelip yatalım, havadan para gelsin yapmıyor. Yani o yüzden Rusların, Ukraynalıların gelmesini ben destekliyorum.
bakalım, şöyle de gidelim. İleriden geri buraya döneceğim de. Bakayım burada mıydı o heykel? Bir tane heykel vardı. O heykeli göstermek istiyorum. Burası mıydı o? Burada değilmiş. Şimdi ileriden belki karşıya geçebilirim. Şöyle bir gideyim de. Yok, burası değilmiş. Daha ilerisi bir yer. Çocuklardan nefret ediyorum. O yüzden evlenmeye korkuyorum. Sırf bu çocuk ağlaması yüzünden. Ya da evlensem de ilk 5 yıl çocuk istemiyorum zaten. Evet. İyi, bugün videomuz kesilmeden gidiyoruz rahat rahat. Yarın bu taraftan başlayıp karşı yoldan gideceğim. Birazcık şey yaparım yani. Ama bakayım, belki buradan da karşıya geçebilirim şimdi. Bir düşünüyorum da hani. Tüh, yanlış yaptık. Adamlar fotoğraf çekerken önden geçtim yanlışlıkla. Ama adamlar fotoğraf çekiyormuş gibi durmuyor. Telefon kurcalıyormuş gibi duruyordu. Burası gördüğünüz gibi. Evet. Style. Sting. Şey. Kıyafet mağazası ya da parfümcü olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama. Evet, şöyle. Burger King. Bir yerde konser gibi bir şey var galiba. Bir ses var ileride ama. Uzakta. Çok yakından eserde uzaktan bir uğultu geliyor. Burası şey. Evet. Buyur Süley. Şey yapayım. Göstereyim. Bu taraflar hazır elimden çıksın yani. Uğraşmayayım. Tramvay da yok. Rahatça gidelim. Starbucks deyince, burada bizim Starbucks'ımız var. İşte bu da Primark. Şimdi Primark'ın önündeyiz. Türkler birazcık hava olsun diye Primark diyor. Primark aslında Primark'tı. Ama bizim Türkler havalı olsun diye Türkiye'den gelenler Primark'a geldim. Primark'a. Kulağım için öbürü küfür ediyor ama. Aynen. Skuterler koymuşlar.
yapıyorsun? Şey çekiyoruz. Defol git Allah aşkına. Primark. Bakın orası. Burası Starbucks. Buyuruz. Şimdi normalde müşteri az da buradan rahat geçebiliyorum. Hava güzel olduğu zaman şimdiki yürüdüğüm yolu komple masa sandalye koyuyorlar. Tam da bu tramvay yolu. Hani adam kafasını 5 santim arkaya doğru uzatsa tramvay çarpacak. Aradığım heykel buradaydı, doğru. Evet, heykelcik burada. Neredeymiş bu heykel? Bakın, cinsel organı gözüküyor heykelin. Yani heykelin organı gözüküyor. Burayı görüyorsunuz. Hello, everyone. You can see in here the penis. Evet, videoyu burada sonlandıracağım. Bir iki kelime fotoğraf çekeceğim, selfie falan atacağım. O yüzden herkese teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel günler sizlerle olsun. Hello everyone, thank you for everything. Hatta no thank you. Dur, dur ya, ben oraya gösterdim. Thank you for everything. I am now my video close. Happy, good day. Herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.